Netflix'te yayınlandığı andan itibaren listelerin zirvesini bırakmayan yeni bir dizi var, Squid Game. 17 Eylül 2021 tarihinde yayına giren dizi, kulaktan kulağa yayılarak her geçen gün popülaritesini artırmaya devam ediyor. Biz de bu videoda sizler için Squid Game nasıl bir dizi ve izlenmeye değer mi sorusuna yanıt aradık. Öncelikle aksiyon macera türündeki dizi ismini geleneksel bir Güney Kore çocuk oyunundan alıyor. Dizinin konusuysa 456 yarışmacının 40 milyon dolarlık para ödülünü kazanmak amacıyla gizemli bir oyun turnuvasına katılması. Dizinin ana karakteri Seong Ji-hoon da turnuvalara katılan oyunculardan birisi. Annesiyle yaşayan ve maddi sıkıntılar çeken Ji-hoon, ayrı düştüğü kızını yanına alabilmek için kendisine yapılan teklifi kabul ediyor ve 456. yarışmacı oluyor. Ji-hoon'a bu teklifi yapan kişi ise tek başına metronun gelmesini beklerken yanına yaklaşan gizemli bir adam. Ji-hoon, en başta adamın teklifini saçma bulsa da para konusundaki çaresizliği yüzünden kabul ediyor ve kendisini bu işin içinde buluyor. Çocuk oyunu denilince aklınıza köre ve saklambaç gibi masum oyunlar gelmiş olabilir. Hatta dizideki karakterler de ilk bakışta masum oyunlar oynadıklarını zannediyor. Ta ki işler ciddileşinceye kadar. Para kazanmak için kendilerine yapılan teklifi kabul etmiş ve umutsuz vaka olarak tanımlanabilecek birçok insan yarışmaları kaybettiklerinde sadece oyundan atılmıyorlar. Aynı zamanda hayatlarını da kaybediyorlar. Heyecan dolu dizinin konusunu burada bırakarak diğer detaylara geçelim. Şimdilik sadece ilk sezonu yayınlanan dizi toplam 9 bölümden oluşuyor ve bölüm uzunlukları ortalama 50 ila 60 dakika arasında. Dizinin kadrosunda ise oldukça değerli Güney Koreli oyuncular var. Başrolde Ji-hoon'u canlandıran Lee Young-jae, Song Woo rolünde Park Hae-soo, gizemli adamımız Gong-yo, aslen model olan Hae-yeon-jung ve ödüllü oyuncu Lee Byung-hun. Dizinin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Sessizlik filminden tanıdığımız Yiwan Dong-hun üstleniyor. Burada enteresan bir bilgi verelim. Yönetmen Hwang, dizinin senaryosunun taslağını aslında 2008 yılında çıkarmış ancak o dönem içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle hayata geçirme fırsatı olmamış. Dizi hakkında bilmeniz gereken bir detay da özel efektlerin çok az kullanıldığı, bu koca oyuncak bebek gibi dizi boyunca karşımıza çıkan birçok figür bilgisayar efektleri değil, gerçek. Oyuncu kadrosu geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kesinleşen dizinin çekimlerine koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre bir ara verilmişti. Yapımcılar Güney Kore'de kötüye giden vakalardan ötürü çıkış tarihini 2022'ye ertelemeyi bile düşünüyorlarmış. Karanlık hikayesiyle ters düşecek kadar renkli çekimlere sahip dizimiz, bu bağlamda eleştirmenlerden ve izleyicilerden de oldukça yüksek puanlar alıyor. Peki başarılı dizinin çok merak edilen ikinci sezonu hakkında ne biliyoruz? Şu ana kadar Netflix tarafından gelecek sezonlarla ilgili bir açıklama yapılmış değil, ancak izleyicilerin beğenisini kazanan yapımın yeni sezon haberleri heyecanla bekleniyor. Squid Game'in kazandığı başarının ardından bir dolu dedikodu da çıkmış vaziyette. Yok Japon filmlerinden araklandı, yok birçok filmin hikayenin karması diyenler var. Hatta yine bu yıl gösterime giren Alice in Borderland ile kıyaslanıyor ve dizinin yönetmeni ve senaristi Yiwan Dong-hook fikir hırsızlığıyla suçlanıyor. Oysa Güney Koreli yönetmen Zun yıllardır bu dizinin senaryosuyla uğraştığını ve hatta 2008'de yazdığını açıklamıştı. Sanatını konuşturmak için Netflix gibi bir platform beklemiş olmalı. Filmin başrolündeki Jung Ja-Lee müthiş bir aktör, kariyerine modellikle başlamış. Tüm aktörler çok iyi, kadın oyuncu Ho Jong-jung aslında bir top model ama o da gerçekten sıkı iş çıkarmış. Dizi aslına bakılırsa kapitalizmin saçma sapan bir eleştirisi, her bölüm bayat sistem eleştirisinden ibaret, ahlaki ve vicdani değerleri yerle bir edebiliyor. Ama öyle bakarak keyif alınmaz. Squid Game'de az sonra ne olacağını tahmin edemediğiniz, hikayeyi yazana helal olsun hiç aklıma gelmezdi diyebileceğiniz filmlerden bir tanesi. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.